burada canlardan bahsediyoruz. Bugün burada siyaset yapmıyoruz. Eskişehir, Alku, Beylikova, Mağlıç, namı değer ölüm yolu üzerindeyiz. Yıllardır bizleri sevdiklerimizden ayıran, yüzlerce çocuğu öksüz yetim bırakan yoldur bu yolun adı. Sayın vekillerimin ifadesiyle ölüm yoluna dönen Eskişehir, Alku, Beylikova, Mialıçık yolunu kapsayan bu yol üzerinde son 5 yıl içinde 2013 yılında 26, 2014 yılında 34, 2015 yılında 45, 2016 yılında 65, 2017 yılında 44 olmak üzere son 5 yılda 2214 kaza meydana gelmiştir. Alpu, Bozan, Osmaniye, Mihalıçık, Beylikova ve Yunus Emre'yi Eskişehir'e bağlayan ve oldukça yoğun araç trafiğinin yaşandığı bu yolda neredeyse her ay ölümlü ve ağır hasarlı kazalar yaşanmaktadır. Son 10 yılda ise 600'den fazla ölümlü kaza olduğu belirtiliyor. Bu ölüm yolunda bir ayda ortalama 6 büyük ölümlü kaza demek. Diğer bir ifadeyle Eskişehir'deki iki devlet yolundan bile bu kadar fazla ölümlü kaza olmamış. En çok kazanın olduğu yol ise tartışmasız Afyon Seyit Gazi yolu. Sonra da maalesef üzerinde bulunduğumuz bu ölüm yolu gelmektedir. Yüzlerce insan canından olurken, yüzlerce can toprağa verirken, bu canlar bu bedende dururken kimseler bizden susmamızı beklemesin. Katiyen susmayız, susmayacağız. Çok değil, daha geçen hafta Ağpınar Mahallesi yakınlarında büyük bir kaza meydana geldi. Hemen 10 kilometre ötemizde 3 canımızı verdik toprağa. Kazada otomobilde bulunan Halim Gök, Mustafa Yener ve Halim Yener hayatını kaybetti. Hepsi bu yörenin insanları. Hepsi birer candı. 3 can arkalarında 7 tane yetim bıraktı. Artık bu ölüm yolunda bir can kaybının yaşanmasına dahi tahammülümüz kalmamıştır. Yetkililer bilmelidir ki bu yara sürekli kanıyor. Bu kan durdurulamıyor. Bu yolda akan kan izleri bizi boğuyor. Hepimizi boğuyor artık. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Buradan iktidara sesleniyoruz. Duyun bu sesi. Duyun sesimizi. Hissedin nefesimizi. Allah aşkına bu yolu bir an evvel yapın. Yaptırın. Allah aşkına bir can daha toprak olmasın. Allah aşkına göz göre göre bir çocuk daha yetim, bir eş daha ersiz kalmasın. Eskişehir, Alpu, Beylikova, Mihalıçık yolunun yapılmasını talep etmek için toplandı. Yapılmayan işlerin hesabını sormak siyaset değildir. Vatandaşlık görevidir. Bunu hatırlatmak isterim. Bakın burada 3 partinin milletvekilleri burada. Buradan da tüm hemşehrilerimiz adına bu yol neden yapılmıyor? Eskişehir'e verilen söz neden tutulmuyor? Sormak hepimizin hakkıdır. Sadece Cumhuriyet Halk Partilerin değil, Adalet ve Kalkınma Partili değerli yurttaşlarımızın, MHP'li, İYİ Partili değerli yurttaşlarımızın, diğer partilerden, partili partisi herkesin, yani 900 bin Eskişehirlinin bu hakkıdır. Bunu hatırlatmak isterim. Bu bir siyaset üstü meseledir. Canlardan siyaset yapılamayacağını herkes bilir. İktidarımız da, yerel yönetimlerimiz de bu yolun yapılmasını istemektedir, isteyecektir. Bunu yapmamak gibi bir düşünce kimsede yoktur. Fakat maalesef bugüne kadar ilgilenilmedi mi ya da yeterli duyuramadık mı? Bu konuda biraz eksik kalındı. Bu yol yapılması gerekirdi, yapılamadı ama inşallah bundan sonra bu yolun takipçisiyiz. Bizim burada tek amacımız bizi duysunlar. Burada yani burada Mialıçık'ta, Alpu'da, Beylikova'da, Bozan'da ve köylerinde yani burada oturan insanlar var, yaşayan insanlar var. Burada bizim ata ocaklarımız var, evlerimiz var. Yani ziyaretine gittiğimiz, cenazesine gittiğimiz, kafamız dağılması için memleketimizi özlememizden gittiğimiz. Yani bu yolu biz sürekli kullanıyoruz. Burayı boş saymasınlar. Burada insanları yok görmesinler. Ben etkinliği çok olumlu buluyorum. Şöyle söyleyeyim. 2017'de biz buraya ben dilekçe vermiştim bu yol için. Bana olumlu sonuçlar geldi fakat yapılamadı. Ama bundan sonra bu kalabalıktan sonra bu istek, bu şey olduktan sonra herhalde hızlandıracaklarını düşünüyorum. Ferdi Özcan başta olmak üzere hafta içinde Eskişehir Valiliği ama çok önemlidir. Burada hep... Sayın Basın Mesut. Biz Yunus'un şehrindeyiz.